Ay Televizyon'dan merhabalar. Başkanlar Konuşuyor adlı programımıza sizlerle birlikteyiz. Bugün tarihi bir gün, 28 Şubat. Her sene Şubat ayını Türkiye'nin siyasi tarihinde kara bir leke olarak kalan postmodern darbenin bu yılla birlikte 19. yılını geride bıraktık. Biraz sonra 28 Şubat süreci nedir, nasıl başladı, nasıl bitirildi? Bu konuda sizlere bilgiler vereceğiz. Özellikle yine Türk siyasetine altın harflerle ismini yazdırmış merhum Necmettin Erbakan hocamızın da aramızdan ayrılışının 5. yılı. Özellikle 28 Şubat sürecinde de Necmettin Erbakan'ın yaşadığı o durumla ilgili bizlere bilgiler vermek üzere Necmettin Erbakan Vakfı Kırşehir Şube Başkanı Sayın Necip Yavuz programımızın konu. Hoş geldiniz Necip Bey. Teşekkür ederim. Evet, bugün anlamlı bir gün dedik. Özellikle postmodern darbe 28 Şubat'ı geride bıraktığımız 19 yıl oldu. Ve özellikle yine merhum Necmettin Erbakan hocanın aramızdan ayrışınca 5. yılı. Dilerseniz merhum bir kez daha nur içinde yatsın, Allah rahmet eylesin diliyoruz. Necmettin Erbakan hocamızın aramızdan ayrılışının 5. yılı ile ilgili hemen duygu ve düşüncelerinizi alalım. Daha sonra da yine 28 Şubat'la ilgili de değerlendirmelerinizi alacağız. Evet. Öncelikle Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hasan Bey olmak üzere size ve tüm çalışanlarınıza, programımızı izleyen saygıdeğer tüm hemşehrilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Sizin de belirttiğiniz gibi 28 Şubat Türkiye tarihinin darbeler sürecinde baktığımız zaman kara bir lekesidir, doğrudur. Seneyi devriye yılında bugün 28 Şubat Türkiye'nin gündeminde yeni olmuşçasına tazeliğini ve sıcaklığını koruyarak ülke gündeminde tartışılmaktadır. Rahmetli Erbakan Hocam bildiğiniz gibi bu işin merkezinde olan bir insandı. 28 Şubat neden başladı? Erbakan Hoca iktidardayken Refah Yol dönemindeki iktidar döneminde baktığımız zaman iktidardaki yapılan icraatlar ortada. Bir de karşı tarafta muhalifler var, işte asker var ve hocamın oradaki tutumları var. 11 aylık iktidar dönemindeki o süreç her zaman gündemde olduğu gibi incelenmeye layık bir dönemdir. Bundan dolayı Muhterem Necmettin Erbakan Hocam siyasete girdikten bu tarafa baktığımız zaman 70'li yıllarda bu işe başladı. 70'li yıllardan siyasete girdiği dönemde de birçok sıkıntılarla karşılaşıldı biliyorsunuz. O dönemlerde belli bir dönem geçildi. Yine Türkiye ekonomik siyasi olaraktan çalkantılı bir dönemdi. Sağ sol dönemleri vardı. Vatandaş ikiye kampa ayrılmış. Bir tarafta sağcılar, bir tarafta solcular. Ülke, vatan evlatları birbirini canına kıymakta iken rahmetli Necmettin Erbakan Hocam siyaset meydanında yerini aldı. 74 koalisyonunda yine ülkeye çok kazanımlar elde etti. Bilindiği gibi o dönemde Kıbrıs Savaşı oldu. Ve İmam Hatipler'in önü açıldı. Üniversitelere girme hakkı elde edildi. Ekonomik olaraktan ağır sanayi ülkenin gündemine soktu. Maddi ve manevi kalkınma adı altında ülkemizde İmam Hatipleri ortaokullarını açtı. Kur'an kurslarının sayısını artırdı. Okullara din ve ahlak kültür dersini resmi olaraktan resmileştirdi. Çok hayırlı ve güzel çalışmalar o dönemde de yapıldı bildiğiniz gibi. Ve hep birileri bu güzel çalışmanın, bu milli ve yerli düşünce zihniyeti taşıyan bu kadronun önüne birileri her zaman takas koydu. Bu süreç de bildiğiniz gibi devam etti. 12 Eylül askeri darbesinde bildiğiniz gibi darbe oldu. Bütün partiler kapatıldı. Dolayısıyla o gün Milli Selamet Partisi de kapatıldı. Daha sonraki bir junta, Kenan Evren dönemindeki askeri idare o 80'li yıllarda damgasını vurdular siyasi, ekonomik, sosyal konularda. Ülke maalesef çok geri gitti. Yıllarca ekonomik olaraktan, maddi manevi olaraktan zaman kaybedildi.
zarar gördü vatandaşımız, milletimiz. Sonuç itibariyle daha sonraki süreçte merhum rahmetli Özal ülke gündeminde idareye bu millet tarafından getirildi. O da kendi süreç ve dönemine baktığımız zaman çok hayırlı hizmetlerini görüyoruz tabii ki eksiklerine rağmen. Ülkemizde bir rahatlama, normallaşma düzeni başladı. Daha sonra yine rahmetli Özal bu şu anki şer güçler dediğimiz iç ve dış işbirlikçiler, ülkenin ekonomik olarak, siyasi olarak gelişmesi istemeyen iç ve dış mihrahların önce kongrede bildiğiniz gibi suikast dolayısıyla öldürmek istediler. Tabii ki muvaffak olamadılar. Daha sonra kimilerine göre zehirlendi, kimilerine göre kalpten gitti ama halkımızın genel kanaatı zehirlendiğini ve Özal'ın Türk siyasetinden ve Türkiye millet hizmetinden alıkolunduğu biliniyor yani. Türkiye'de bütün halkın kahir ekseriyeti bu kanaatta. Ben de o kanaattayım şahsen. Süreç devam etti geldi tabii ki. Bu arada rahmetli Erman Hocam Refah Yol döneminde çok büyük teşkilat olarak gayretli çalışmalarından dolayı Allah'ın izniyle önce belediyelerde, büyükşehir belediyelerinde hatırlarsanız 94 yerel seçimlerinde adeta tarih yazıldı. Başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere şu anki Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Bey belediyeyi kazandı. Ankara'da Melik Gökçe, Urfa'da İbrahim Halil Çelik, Sivas'ta Temel Karamollaoğlu ve Konya'da Halil İbrahim Ürün Bey ilk defa Refah Partili belediyeler Türkiye'nin gündeminde yerini aldı. Tabii ki Refah Partisi belediyeler daha önce idarede olmadığı için yıllardır süre gelen bu ülkemizi geri algoyan zihniyetin başta o günkü CHP Adalet Partisi Doğru Yol Anavatan belediyecilik anlamında ki kadroların ülkemizdeki belediyelerde başarısız olduğu vatandaş tarafından görülüyordu. Tabii burada Refah Partisi'ni deneme amaçlı olsun veya o günkü belediye başkanlarımızın şahsi şeylerinden dolayı olsun, Erman Hocam'ın gayretli çalışmalarından dolayı olsun, yerelde belediyelerde iktidara gelindi bildiğiniz gibi. Özellikle İstanbul'da biliyorsunuz CHP'den devralındı İstanbul Belediyesi. Belediye hizmetleri olmadığı gibi adeta vatandaş çile çekiyor. İstanbul metropol büyük bir il. Nerede birçok ülkenin nüfusundan çok olan bir ülke. Gelirleri o kadar yüksek bir il olmasına rağmen belediye hizmetlerinde %80 durmuştu. Hatırlanırsa belediye çöpleri alamıyordu, kaldıramıyordu. Belediyecilik hizmetleri olmadığı gibi çöp dağları oluşmuştu. Hatta Ümraniye ilçesinde o çöp dağlarından bir tanesi patladı. 30 küsur vatandaş hayatını kaybetti. Dünya tarihinde çöp patlayıp da hayatını kaybeden tek ülke Türkiye'dir. O gün şartlarında. İşte sular akmazdı. Bugün komedi filmleri yapılırdı. Yollar çamurdan geçilmezdi. Evet, çukurdan çamurdan geçilmezdi. Barajlara bakım olmazdı. Hava kirliliği ona keza. Her yönde trafik sorunları, İstanbul ve diğer iller de öyleydi yani. Onun da çok farklı değildi. Tabii vatandaş bizi orada test etti daha doğrusu. Milli görüş kadrolarını, Erman Hocam'ın öğrencilerini, Erman Hocam'ın zihniyetine yetişen kadrolar destan yazıldı adeta böyle. İstanbul çok kısa bir süreçte su iş sorunu çözüldü. İstanbul'daki büyük devasa birikmiş sorunlar birer birer alındı. Bunlar bir takvim ve proje dairesinde adeta destan yazıldı hizmet noktasında. Ve diğer iller de aynı. Bizdeki iller. Bunu gören vatandaşımız bu işi yerel yönetimlerdeki bu başarıyı genel idarede de, hükümette de olması için hatırlarsanız o zaman Refah Partisi 1994'te yerel seçimler oldu. 1995'te bir sene sonra da genel seçimler ülke gündemine geldi ve seçime gidildi. Bütün engellemelere, iftiralara, horlamalara, yok saymalara, yerleşik düzenin baskılarına rağmen Refah Partisi
%21 nokta küsürle iktidara geldi. Önce bu yerleşik düzenin sahipleri, rahmetli Erman Hocam'ın idaresinde Refah Partisi'nin birinci partisi olmasına rağmen bütün teamüllere göre Refah Partisi'ne hükümeti kurma, koalisyon kurması için görevlendirilme yapmasına rağmen verilmedi görev. O gün itibariyle Anavatan ve Doğru Yol Partisi 3. ve 4. 2. partiler durumunda konumdalardı. Ana Yol diye Mesut Yılmaz'ın başkanlığında bir hükümet kuruldu. Tabii birinci parti olarak da Refah Partisi muhalefette kaldı. Ana muhalefet konumuna düştü. Ancak takdiri ilahi, tabii ki bu tarafta bir mağduriyet var. Bizim milletimiz de bu gibi haksızlara, mağduriyetlere çok şey yapmazlar, prim vermezler. Millet olaraktan Refah Partisi'ne oy versin, vermesin. Bunlar rahatsız olundu tabii ülke olaraktan. En azından adam birinci parti olduysa zaten onlar denenmiş diyor. Yıllarca bu millete bir şey, çok bir şey vermedi. Belediyelerde verdiğimiz örneğine baktığımız zaman çok uzun süreli olmadı. 3 ay falan ülke gündeminde, idaresinde kaldılar. Daha sonra bunlar birbirlerine düştüler biliyorsunuz. 3 ay sonuç itibariyle, 3 ayda da 3 ay sonra ana yol hükümeti düştü. Görevden istifa edildi. Bu sefer Kerem Dost'a Cumhurbaşkanı Necmettin Erbakan hocamıza Refah Yol kurulmadan önce görevi verdi. Önce biliyorsunuz Erbakan hocam Mesut Yılmaz'ın ana vatanı kurmayı çok istedi. Ama olmadı. Hatta kurulma aşamasına gelindi. Son anda o yerleşik düzenin sahipleri Erbakan hocanın iktidarda olduğu zaman bu ülkede nasıl sömürünün, zulmün, istismarın önlenmesini ve onları önleyeceğini bildikleri için Mesut Yılmaz'ı son anda caydırdılar. Bunlar hep belgelidir ya. Mesut Yılmaz imza aşamasında caydı. Hocana kurulmasın, hükümet iktidar kurulmasın. Başka arayışlara girildi. Başka senaryolar ortaya konuldu ama tabii ki bu olmadı, olmayacaktı. O gün itibariyle Tansu Çiller Doğru Yol Genel Başkanı, onunla bir görüşmeler olundu ve Refah Yolu kuruldu. Büyük mücadelelerden sonra Demirel Cumhurbaşkanı biliyorsunuz. Şimdi önce dediler ki nasıl olsa bu Erbakan Hoca'yı çalıştırmayız. Yarım yamalak bir hükümet. Demirel'le zaten onlarla birlikte Cumhurbaşkanı. Kurumlar hep onların kudretli dönemleri, bürokrasi onların elinde. Medya zaten %80 onların elinde. Bu 3 ay 2 ay süre atar kaçar anlamında biraz da göz yumdular iktidara gelinsin diye. Ama tabii ki rahmetli Erbakan Hocam'ın bir prensibi vardı. Hiçbir şeyden vazgeçmez. Mücadelede geri adım atmadı. Yani böyle bir siyasi kişiler sahip bir insan olduğu için bunları hesap edemediler. O gün itibariyle ülke yine çok sıkıntılı. Borç, iç ve dış borç çok yükselmiş. Ekonomik şartlar durma noktasına gelmiş. Adeta bir devir, enkaz devri şeklinde hükümete gelindi. Niye böyleydi? Baktığımız zaman bir yılda, iki yılda iktidarlar değişiyor. Çeşitli koalisyonlar oluyordu. İstikrar yoktu. Ülke ekonomisi vesayet altındaki idarelerin yönetiminde ancak o kadar oluyordu. Rahmetli Erbakan Hocam ekonomi çok iyi bilen bir insandır biliyorsunuz. Ekonominin uzmanıdır. Aynı zamanda ilim adamdır. Hükümete başladıktan sonra Refah Yol Hükümeti ilk icraatlarından bir tanesi hesap kitap işi dediğimiz ülkenin gelir ve giderlerini kontrol altına aldı. Havuz sistemi diye bir sistem geliştirdi. Dünyada ilk örnek olarak sayılan bir sistem. Neydi bu havuz sistemi? Yani vatandaş bunu havuz sistemi olaraktan adlandırdı. Kamu tek hesabıdır aslında resmiyette bu. Daha önce Refah Yıl'dan önceki o yerleşik düzenin uygulamalarına baktığımız zaman hükümetler ülkenin gelir getiren gelirlerini özel bankalar, dışarıdaki para fonları ve değişik banka ve fonlara TEDAŞ'ın diyelim örnek verirsek TEDAŞ'ın gelirlerini, paralarını oraya yatırılıyormuş. Buna benzer işte diğer kitlerden gelen paraları
kar eden kitlerden gelen paraları bu bankalara ve fonlara yatırılıyordu. %5 ve 10 arasındaki bir faiz karşılığında devlet kendi hazinesine tutmuyor, onlara veriyordu. O bankalarda biliyorsunuz iş adamları dışarıda içeride daha önceler o dönemde meşhur rantiyeci, hortumcu denen ülke kaynaklarını sömüren bu 5000 kişilik bir grup, azınlık ülke içinde, dışındakini söylemiyorum. Bunlar diyelim ki karayollarda yol yapacak. İstanbul'a köprü yapılacak, tünel yapılacak, işte demir yolları var, barajlar yapılacak. Bunlar gelir olmayan bakanlıklar bağlı olan kurumlar. Bunlar da geri para alacakları zaman ve devletin verilen bu paralarını, o kitlerin, kar eden kitlerinden gelen paraları, devletin gelirlerini, özel fonları ve bankalara yatırılan bankalardaki kendi parasını devlet alırken %10 ile verdiği, faize yatırdığı parayı aynı o bankalardan %100'ün üzerinde. Yani akılları durgun. Kendi parasını faize tekrar kullanmak için bankalardan. Onları para alıyor, kendi parasını, bu aradaki büyük bir milyarlarca dolar değerindeki paraları o iş adamlarının, o medya gruplarının kasasına aktarılıyordu. Bu rantiye düzeni denilirdi, hatırlarsanız mı? Böyle bir sistem vardı o zaman. Hoca bunu bildiği için ilk gelişi bunu kaldırdı. Bunu kaldırdıktan sonra ben Şevket Kazan'dan dinledim kendim. 6 ayda 12 milyar dolar biriktiriyor. Bak buradan şunu iyi anlamak lazım. Kemal Devreş bu ülkeye getirildiğinde 1 milyar dolar çantasında var diye başbakan kadar yetki verildi. Başbakandan sonra ikinci adamdı. 1 milyar dolara bak. Bize para getirdi o krizde hatırlarsanız. Kemal Devreş 15 günde 15 tane yasa çıkarttı. Meclisi çalıştırdılar. Şat koştu uçaktan inmeden. 1 milyar dolara bak. 6 ayda bu hortumculara, rantiyecilere giden havuz sistemi dolayısıyla 12 milyar dolar para bütçeye girdi. Yani bu bir soygunmuş daha doğrusu. Bir çomağa soktuk tekrar. Birinci ilk daha o düzene. İki, Türkiye'de çekiş güç diye bir baş belası vardı. Körfez Savaşı'nda dolayısıyla İngiliz, Batılılar bildiğimiz işte Fransız, bu NATO'dan birkaç ülke atımda kalan 5000 kişilik bir kara gücü getirmişti özel döneminde. Güneydoğu'ya yerleştirildi bunlar. Güya Saddam o zaman Irak'taki iş karışıklığından dolayı Körfez Savaşı oldu biliyorsunuz. Amerika'nın savaş konumuna girdi falan. Oradan gelen o mazlum milletleri güya bunlarla birlikte biz NATO ülkesi. Ülkeye çok büyük şu anki durum gibi durumlar olmuştu. Hatırladım 500 bin kişi gelmiş peşimlerine falan bir anda. Onları yerinde tutabilmek ve Saddam'dan korumak amaçlı. İlk geliş amacı böyleydi aslında. İyi niyetle getirildi bu. Ama bir de görüldü ki bunlar tam tersi. Bizim ülkemize zarar veriyor. Hatta bir subayımız o zaman açıklamıştı. Keçinin çıkamayacağı yerde uçak savarları kim atıveriyor oradakilere diye. Gece helikopterlerle o dağlardaki PKK'ya yani insanın gücünü yetmeyecek silahları o gece özellikle bu çekiş gücün yardım ettiğini hatta kaymakamı falan tartakladığı söylenildi o zaman biz anlatıyoruz karışamadık. Çok büyük sıkıntılar çekiliyordu bölgede. Hatta terörün en büyük artması PKK'nın o dönemde onların çok büyük katkısı olduğu bunu bütün resmi kurumlarda raporlarda geçmiştir. Bunu bilen rahmetli Erbakan Hocam çekiş gücü geldi ve önlerdi. Çıkarttı tamamen. IMF'yi kovdu. O zaman IMF borcumuz olmasına rağmen biz borcum var mı sana? Var. Tamam ödeyeceğiz. Bu millet borcunu öder. Ama bundan sonra benim işime karışma anlamında. Öyle bir garip durum vardı ki o dönem IMF'den para alıyor bu ülke. Biz borçlar ödedik IMF'ye ama IMF aynı zamanda bizim ekonomimizi, planlamamızı, memurun maaşına var ne kadar. Efendim köylünün pancarının kotasına kadar IMF veriliyor. Ya ben sizden faize para alıyorum. Ama benim yönetimimi de sen yapıyorsun. Bunları reddetti rahmetli Erdoğan hocamız. Bu IMF'yi gönderdi yine. Bunlar tabii ki hep suçtu yani bu evet. Yerleşik düzene. Ki o zaman emeklilere, çalışanlara %100'ün üzerinde de zam yapıldı. Yani evet. İlk defa o zaman da emeklilere ve çalışanlara ilk defa bu kadar %100'e varan zamlar yapıldı ve herkes hayret etmişti yani şaşırmıştı o zaman. Evet, hatta nasıl verdi, nereden verecek diye evet, tartışmalar olmuştu. Yine Refah Yol döneminde et ithalatı vardı müthiş bir şekilde dışarıdan. Hayvancılık çok sıkıntı durumdaydı. İlk işinden bir tane icraattan bir tanesi onu yasakladı. Dışarıdan et gelmeyecekti ve köylünün mal değeri arttı.
Türkiye kumarhaneler cennet, kumarhaneler cenneti diye dışarıda bilinen bir ülkeydi. Onları yasakladı. 90 Körfez Savaşı'nda yumurtalık Kerkük petrol Irak'tan gelen petrol boru hattı kapanmıştı hatırlarsanız. Ya Allah bismillah dedi. Törenle açtı geldi. İki aylık hükümetten. Tabii Amerika'ya rağmen açıldı bunlar. Amerika'nın İsrail'le çeşitli anlaşmalar vardı. Askeri ve siyasi anlaşmalar, politikalar vardı. Onlara menfaatine yönelik yapılmış. Bunların birçoğunu iptal etti. Ve dedi ki çıktı rahmetli hocamız, D8 diye bir oluşum olması lazım. Bunu halk şöyle bilir, İslam Birliği adı altında. Bu D8 kuruldu 6 ay gibi kısa sürede. D8'deki ülkeler, başta Türkiye, Mısır, İran, Endonezya, Malezya, Nijerya, bir tane daha vardı, Pakistan. Bunlar, Pakistan'ın atom bombası var biliyorsunuz, nükleer teknolojiye sahip ülke. Diğer ülkede özellikle Malezya teknoloji çok ileri gitmiş. Tam İslam ülkesi. Hatta oranın o günkü başbakanı Hoca Erman Hoca'nın Almanya'dan arkadaşı, dostluğu da var. İran'da doğal gaz petrollü bir ülke. Mısır'da nüfus olarak tam önemli bir ülke İslam aleminde. Ondan da geneline göre ekonomik şeyleri var. Nijerya dünyada çok sayılı bir ülke, fakir ülke ama her taraf altın madeni, petrol fışkırıyor adeta. Bu işe başlandı ve toplandı da en sonunda D8 kuruldu. D8'in biliyorsun maddeleri vardı. Milletler, İslam Birleşmiş Milletleri, İslam Ortak Pazarı, İslam Savunma Paktı, İslam Kültür Birliği, İslam Dinarı. Buna benzer madde bütün dünyaya ilan edildi bu. Dendi ki bundan sonra Birleşmiş Milletler bizi temsil etmiyor. Çünkü Birleşmiş Milletler'i kuran güç, hakim güç, gücü üstün tutuyor. Hakkı üstün tutmuyor. Bizim inancımıza da ters, kültürümüze de ters. Yıllardır bu Birleşmiş Milletler hiçbir zaman asli vazifesini göre yerine getiremiyor. Yeryüzündeki tüm mazlum Müslümanları ezdiği gibi tüm mazlum insanları sömürüsüne de müdahale etmiyor. Savaşları önleyemiyor. Dolayısıyla bunların, bu dünya idaresi bunların eline bırakılamaz. Anlayışıyla Erbakan Hocam bunu özel toplantıda o da güzel anlatırdı ki bu temeli attı. Tabii bu ne demek? Yerleşik düzen, dünyayı sömüren, idare eden güçlere karşı kafa tutmaktır yani. Resmen sen çok büyük laflar ediyorsun. Onların sömürü düzenine, yaşantılarına, bu konforlarına karşı yeni bir düzen, sistem geliştiriyorsun. Buna razı olamadılar da tabii ki. Olmadılar da. Tabii onlar olmayacak da, görevini de yapacak ama bizi üzen burada, ülkemizdeki bu 28 Şubat sürecinde yaşanmış olan bu milleti algı operasyonuyla özellikle dediğiniz gibi az önce siz de ifade ettiniz bunlar yapılırken tabii ki ekonomi %7 küsur büyüdü 11 ayda. İşçi, köylü, memur çok mağdur. İşte çift tarım çiftçisi filan. Rahmetli ben de o zaman devlet memuruydum. Hatta Refah Yolu kurulmadan önce ana sol M hükümet, 3 aylık dediğimiz hükümet ve sendika pazarlık aşamasındaydı. Enflasyon tabii çok yüksek o zaman. Sendika %30 istiyor. Memurlar o an için masadaydı. Yalnız Mesut Yılmaz'dan tahammüller de %20 verirsek batarık diyorlardı. Ülke batar. Evet. Kavga orada devam ediyordu. O noktada zaten hükümet düştü ve Refah Yolu geldi. Hiç unutmam ilk icraatı görev aldıktan sonra müjde paketi diye aşağıda hatırlarsanız tansiyonlar sağ tarafında yanında bürokratlar, bakanları müjde biz %20'de değil %30'da değil hatta sendika başkanlarına çağırma ne istiyorsunuz %30 biz size %50 veriyoruz ya hocam başbakanım nasıl öyle adamlar bize Mesut Yılmaz %20 verirse batarız diyordu hayal, hatta sonra bunların açıklamaları var. Hayaldir gibi geldi onlara çıktı televizyonlara biliyorsunuz dedi ki memurumuza %50 zam veriyorum. Gerçekten biz hareket ettik. Bu çok büyük bir para. Bugün şu anda bir memur 3 milyar para alıyorsa %50 ne demek? 1,5 milyar üstüne koymak o gün itibariyle de farklıydı tabii. Bu çok büyük rakam. O gün Türkiye'nin şartları belli. Ama bu oldu. Daha sonra işte Bağkur Emeklisi bir cephe açlığı alıyordu ya. %300 zam yaptı. Yine sonra bizlere memur kısmına genelde %50'nin üzerine zam verdi. %110 zam verdi bir yılda.
Çiftçinin pancarı 10 kat artırdı, buğday öyle artırdı. Her şeyde böyle bütün bir kaynak aktardı. Tabii çiftçiye, köylüye, memura, esnafa, toplumun değişik bütün kesimlerinin gelir düzeyi yükselince ekonomik şartlar düzeldi. Dolayısıyla imalat arttı, rahatlama oldu. Ki bu da zaten yine KDV olarak devlete geliyor zaten. Tabii yani, KDV olarak dediğiniz gibi döndü yani. Ekonomik şartlar hızlandı. Şimdi bu paralar önce nereye gidiyordu? Gene vardı bu paralar tabii. Türkiye basit bir ülke değil mi? Geliri yüksek, büyük bir ülke Türkiye. Rant merkezlerine gidiyor. Dediğim gibi sadece bu havuz sisteminde bak bu aradaki bu 110'la verilen devletin paraları o belli fonlara, bankalara, özel bankalara verilen faizden onlardan geri alındığı zaman %110'dan %130'dan aradaki fark oraya gidiyordu. Memura, işçiye, köylüye verilen para. Ekonomiye, yola yapılan hizmet noktasındaki hizmet paraları oraya gidiyordu. Bunu önlediler. İşte dediğim gibi 6 ayda 12 milyar dolar bazında para birikti. Çok büyük para. Bunu verirken şunu yapmadı hoca bak. Bu da çok önemli. İç ve dış borç almadı 1 lira dahil. Bu paralar verirken. Yeni bir vergi çıkartmadı. Yeni vergi koymadı. Hiçbir ürüne veya piyasaya zam yapmadı. Bu kaynak paketler adı altında biliyorsunuz. Ekonomi idare noktasında gayretler içinde çalıştılar. Bu başta havuz sisteminden gelen büyük bir kaynak. Onun dışında kaynak olaraktan ülkede büyük müthiş bir israf vardı. Oradan çok büyük rakamlar elde edildi. Yani bu o gün itibariyle bürokratları rahmetli Erbakan hocamız çok seçici olaraktan görevlendirildi. Emaneti ehline verir anlayışıyla. Bu bürokratların da gayretiyle bahanlarımızın doğru yolu partisi o gün itibariyle tansiyonlar gerçekten çok saygı duyduğumuz bir lider. Bu konularda Erbakan hocamıza hiç zorluk çarpmadı. Gerçekten samimi bir şekilde hükümetin uzun ömürlü olması ve ülkenin faydalanması için çok gayret gösterdi. Bunun hakkını buradan vermek lazım. Yani. Böyle gidiyordu iş. Tabii ki bu arada iş böyle güzellikler oluyor ama bir tarafta kaynıyor adeta. Ve biliyorsunuz medya şu günümüz çok iyi. Medya bakımından. Bugün itibariyle benim tespitlerime biliyoruz hepimiz biliyoruz. %95 bu merkez medya, kartel medyası derler o zaman. Bu milletin inancına, tarihine, kültürüne karşı olan, kumaşı dışarıda dokunmuş, adı Ali Mehmet Hasan Hüseyin ama bunlar gerçek anlamda milli ve yerli olmayan insanlarımızın kontrolündeydi bu medya. Bunlar aynı zamanda bu medyanın iş adamları ortaklıkları var. Dünyadaki çeşitli sömürü gruplarının ve holdinglerin işbirlikçileri vardı bunlar. Türkiye ortak soyuyorlardı zaten. Türkiye tek başına iş adam soyulmuyordu. Bunlar harekete geçtiler. Baktılar ki bu arada kamuoyu araştırmaları oluyor. Refah Partisi'nin oyu %21'den %36'lara tırmandı. Kırlara tırmanıyor. Önce dediğim gibi medya yoksaydı, başaramadı. Pek biraz beklediler. Daha sonra baktılar hiç böyle değil. Çünkü rantlar kesildi, hortumlar kesildi. Onlara giden para kaynaklar halka yansıtılıyor. Düğmeye basıldı tabii bir yerden. İrtica ortadı, patladı. Meşhur irtica. Evet. Hani nerede bu irtica? Aynı ülke, aynı insanlar. İrtica geldi, Atatürk layıklık falan. Elden gitti, kaçtı, koptu. İşin garip tarafı şu anda CHP milletvekili Atatürk'ün resmi indiriyor. Şeyden, duvardan çöp kutusuna atıyor. Kıyamet bu kadar o kadar kopmuyor yani. O zaman ne Atatürk'ün falan bir işimiz yok ki. Saygı duyuyoruz. Ülkemize katkısı olmuş. Cumhuriyet kurucularındandır. Kurtuluş Savaşı'nın öncülerindendir. Saygı duyuyoruz. Doğrusuyla yanlışıyla Allah'ın huzurunda herkes hesabını verecek. O da bir insandır sonuçta. Biz hep bunu dediğimiz halde hatta rahmetli Erbakan hocama sordular o zaman da Atatürk sen ikilerine karşı mısın, düşman mısın? Atatürk'ün niye alıp bineceğim? Hayır dedi. Ben Atatürk'ün milli bir insandım. Atatürk bugün olsa Mustafa Kemal Atatürk milli görüşçü olur diye işi bitirdi yani. Uğraşma. Bu gidişattan rahatsız olan ve sömürü ve hortumları kesilen bu grup medya gücünü kullanarak biliyorsunuz Azimendiler diye bir saçlı sakallı bir tarikat grubu var doğuda. Onlar aslında gariban insanlardı ama kullanıldı maalesef o zaman.
Daha sonra anlaşılıp bunu JITEM'in getirdiğini devlet kanalıyla. Ki zaten o içki masasında o bayanla birlikte ikisinin ortaklaşa o anda birden bu düzenin kurulduğu daha sonra ortaya çıktı. Evet. Bir senaryo oldu dediğimiz gibi. Senaryo oldu, ortaya çıktı. Bir, bunlar getirdiler tabii, Kızılay'a indirdiler. Yenilmiyor bunlar. Kızılay'ın meydanında biz şeriat istiyoruz. Meclise yürüyorlar. Yıkacağız, kasacağız, koşacağız. İşte zikir falan yapıyorlar. Medya bunu sürekli milletin beynine pompalıyor. Erman Hoca geldi. Ortalık kan koyduğu götürecek, şeriat ilan edecek. Yetmedi. Ondan da baktılar. Yetersiz gördüler ki dediğiniz o senaryo ortaya çıktı. Müslüm Gündüz, Emine Fadime Şahinler ortaya çıktı. Ali Kalkancı. Ya tam bir komediydi hatırlarsanız o zaman. Şimdi Müslüm Gündüz evde basılacak. Tabii alkol yönetimi çok önemli yani, milleti evet. Bir hazırlıyorlar darbeye. Bütün medya kapıya girilmiş. Polis kapıyı kırıyor, açmıyor tabii orada. Kapının kırılması bilene yarım saat, 20 dakika sürdü televizyonda canlı yayında. Medya orada. Bir de bakıyor ki Müslüm Gündüz belden üstüne anadan ölüyor. Çıplak, hiçbir şey yok. Yani insan şurada bir zile bassa şurada, yani insan bir üzerine bir şey giymesi bir dakika sürmez yani, değil mi? Evet. Sen orayı görüyorsun yani. Niye? Algı önemli olan. Ve orada o Fadime Şahin'in kadından bunu dediğiniz gibi aldılar. Orada o da milletin beyninde bir algı konusu yönetimi oldu. Daha sonra Ali Kalkancı bu Tarikat Şehil adı altında onun görüntüleri işte belli yaptıkları bugünkü yanlış şeyler. Milletin kabul edemeyeceği, bu dine de çok zarar verdi o dönem itibariyle. Buna benzer senaryolarla işe başladılar. Tabii bu arada bizim askerimizden bir sorunumuz yok. Biz Türk Silahlı Kuvvetleri askerimizin 2000 yıllık bir tarihimiz var. Ne kurumsal olarak bizim milli görüşçü olarak sorunumuz var, ne bu milletin sorunu var. Sorun şöyle yani, biz dediğim gibi askeri biz peygamber ocağı olarak görürüz. Bu Türk milleti asker doğar, asker ölür. Şehitlik kültürümüzde vardır. Askere giden analar askerlerinde kına yakar. Komutanı, paşayı gördüğümüz zaman aslında general sonundan uydurmadır. Bizim Türk geleneğimizde, dilimizde paşadır yani. Ve gönlümüzde hala yeri vardır. Köşk geldi, saraydır. Bunlar hep sonradan bize yerleştirilmiş şeydir. Buna rağmen 28 Şubat'ta olduğu gibi işte Menderes'in asılmasında da biliyorsunuz o dönemde buna benzer şartlar ve soygunlar oluyordu ve onu da rahmetli Menderes başkanımız da harcadıra maalesef böyle bir tertip ve algı yönetimiyle hatta hayatlarından oldular. O zaman da askerimizin içinde daha sonra Çekçen İhtilali'nde de insanlar, yanlış insanlar kendilerini maalesef ülke menfaati, millet menfaati adına değil de birilerinin menfaatine kullandıran tırnak içerisinde söylüyorum. Subaylarımız ve askerlerimiz olmuştur. Her zaman olmuştur. 28 Şubat'ta bu çok açık ve net oldu. Ve çok da bayağı bir sayıca askerimiz içerisinde böyle bir grup vardı. Bunlar da bu dediğimiz, anlattığımız nedenler ve şeylerden dolayı etkilendiler. Ve işlerine öyle geldi. Onlar da oradan düğmeye basaraktan 28 Şubat süreci başladı. Mesela bir şey, gerekçelerinden bir tanesi de şuydu. Kudüs, ben Milli Selamet'ten geçit kullanan belli partinin içerisindeyim. Her sene Kudüs günümüz olur bizim. Tüm teşkilatlarda, o zaman Milli Geçit Vakfılar vardı, Akıncılar vardı, Milli Türkler Birliği vardı. Bunlar şey düzenlenirler, Kudüs Gecesi, Kudüs kurtarma anlamında, onun dayanışma adamı tiyatro anlamında. Tiyatro olur, dediğin gibi şiir okunur, buna benzer. Hani halkın gündemine sokmak, oradaki mazlumların halini ortaya koymak falan. En son o Bekir Yıldız bizim belediye başkanımızdı, Sincan belediye başkanımızdı. Orada da o gece bir öyle program vardı. Bunlar normal periyodik yapılan, süreçlik olan şey yani. İhtara gelmeden önce de çok yaptık. Önce de ama bir malzeme bulunacak. Bunun bahane ederekten biliyorsunuz Sincan'da tanklar caddeye sürüldü. Hatta Çevik Bire o zaman dendiğinde Genelkurmay ikinci başkanıydı. Bu ne, bu tankların amacı neyi? Demokrasiye balans ayarı. Balans ayarı veriyoruz. İyi kardeşim de sen kimsin demokrasiye balans ayarı veriyorsun? Sen paralı devletin memurusun orada. Öyle cesursan çıkar da o sırtındaki elbiseleri.
devletin maaşını da alma, silahını da teslim et devletin silahını, bu milletin silahını. Çıkarsın partini kurarsın, demokrasiye bayrağı nasıl vereceğim, ülkeyi yöneteceğim. Nasıl yöneteceksen, gelirsin meclise, bakan olursun, başbakan olursun, millet saygı duyar. Ama orada sırtına, omuzuna yüklüyorsun devletin silahını, parasını. Ben balansiyer tankı gönderiyorsun. Kim üzerine? Demokratik yollardan seçilmiş, ülkenin tarihinin en güzel, en hayırlı hizmetlerini yapan bir hükümete karşı. Suçu ne hükümetin? Anlat, suçları bu. Yani milleti soydurmamak. Yıllarca yerleşik bir düzen kurulmuş. Gelen iktidarlar ülkemizdeki düzene göre ayak uydurmuş. Onlar ne diyorsa o kadar milletine hasbihal etmişler veya ona göre idare etmişler. Bu tam tersine çevrildiği için bu süreç devam etmiştir. Evet. Özellikle başkanım, tabii Necmettin Erbakan hocanın özellikle öğrencilikten işte Almanya'daki doktora çalışmaları, daha sonra işte siyasete girmesi, işte siyasetteki yapmış olduğu çalışmalar ve daha sonra da vefatı. Yani bu kadar çok Necmettin Erbakan'ın halen konuşuyor olması, gündemde olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, önemli bir soru. İstersen burayı bitireyim de 28 Şubat. Tabii, ona daha da geleceğiz. Yani öyle o sıralara daha ben detaylı gireceğiz. Ha. Ondan dedim. Yani öyle mi? Olur tabii ki, öyle yapalım. Şimdi şöyle, rahmetli Erman Hocam, ben 1970'li yılların sonundan beri, Yom Hatip'ten beri Şerefli Kosta Lisesi'nde Milli Selamet Gençlik Kollarında başladım. Yom Hatip'te lisesindeyken. Milli Selamet Gençlik Kollarındayken bunu anlatırsam mesele çok güzel anlaşılır. Ben bir hatıramı anlatayım orada. Sanırım 77'de milletvekili gelen seçimleri vardı hatırladığım kadarıyla. Tabii çok oldu. Biz hocamızı karşıladık orada. Bayağı kalabalık var. İlçe merkezine geldi. Tabii orada bilemiyorum teşkilatını getirmiş bir davulcu var. Bir tane davul çalıyor böyle sürekli vuruyor. Zurna var. Hocamız indi oradan. Doğru davulcunun yanına gitti. Gel buraya gel. Bak, gel bakalım dedi. Getirdi. Hani davulun biliyorsun altta bir çubuk var. İnce bir çubuk. Onu aldı attı şöyle. Ne yapacak? Hep millet bakıyor bu ne yapacak? Diyelim Han Hoca bu davulla dinler. Çomağı elinden aldı şöyle bulmaya başladı. Bak davul böyle çalır. Her vurmada Allah, Allah diye bir ses çıkarttırıyor yani böyle. Çok enteresan. Daha selamun aleyküm dedik. Erbakan Hoca bir ders verdi bak oradaki millete bize. Davul böyle çalınır. Bak böyle olursan Allah dedirtirsin. Zikir anlamında hoş bir şey oldu dedi. Rahmetli Erbakan Hoca böyle bir insandı. Okul döneminde başlayalım oradan dediğin gibi İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğrencilik hayatında notları hep 10. Hala Türkiye'de bu bilinir yani arşivlerde var. Birinci sınıf okuduktan sonra bir hoca kendi anlattı bir zaman bunu. İkinci sınıfa geçtim. O zaman öğretim üyesi sıkıntıları var tabii. Ülkenin sıkıntılı dönemleri bu 40'lı yılların sonu falan. Bunu üniversite yönetimiz Necmettin sen gelen birinci sınıflara gelecek sene derslerine bazı derslerine girebilirsin. O kadar başarılı ki ve öyle devam ediyor. Daha orada başarıları çok yüksek. Ve son okul bitiyor üniversite. Bu arada Birinci Dünya Savaşı bitmiş. 1945'li yıllarda Almanya biliyorsun taş tersi üzerinde kalmadı. Çok büyük bedel ödedi. Önce kendisi Hitler Avrupa'da büyük bir İkinci Dünya Savaşı'na neden oldu. Ruslar falan Avrupa tüm katıldı. Biz katılmadık tabii. 20 milyon üzerinde insan öldü. Alman ekonomisi dibe vurdu. Almanlar yeni bir atılım, ekonomik gelişme için tüm dünya ülkelerinden böyle süper beyin dediğimiz yetişmiş mühendisler davet etmişler. Ekonomileri yeniden ayağa kaldırmak için. İstanbul Üniversitesi de Erman Hoca'yı hem master'ını yap orada, doktoranı yap hem de oradaki çalışmalara katıl diye Almanya'ya gönderiyor o zaman. Yine Erman Hocam'ın ben bu konuda bilakis birkaç şey kendi ağzından dinlediğim gibi anlatayım. Orada biz bir vardık diye üniversitenin diyor kaloriferi yanmıyor. 51-52 yılları anlatıyor. Paltoyla oturuyor içeride. Almanlar, Afrika'da Almanlar Leopard tankları var biliyorsunuz. Çok meşhurdu. Bu tanklar diyor Afrika Savaşı'nda sıcak memleketlerde su kaynatarak hararet yaparak bozulmuş, verim alamamışlar.
Bunlar İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler Moskova'ya kadar girmişti. Rusya'da çok soğuk bir bölge, kuzey bölge. Orada da dondular, donmuş suları, su sistemlere. Bununla ilgili bir çalışma, öyle bir tank yapacağız ki ne soğuktan ne sıcaktan etkilenecek. Aynı zamanda da yakıt konusunda daha tasarruflu bir yakıt olacak, kendi petrol olmadığı için. 12'şer kişilik diyor şey yaptılar bizi diyor. Değişik, çoğunluğu Alman olmak üzere diyor. Değişik ülkelerden gelen benim gibi mühendisler vardı. Genç mühendisler diyor. Araştırmacı diyor. 12'şer kişilik diyor 10 tane grup yapıldı. Bize otellerimizde bir yer ayırdılar. Bize de 2-3 ay, 5 ay çalışma süreci verildi. Benim grupta da benim diyor. Komisyonun diyor 12 kişilik mühendis grubunun başı diyor. Herkes projesini hazırladı. Ve çıktık diyor jürinin önüne. Orada benim projem birinci oldu diyor. Öyle bir motor geliştirdik ki biz diyor, geliştirdim ki diyor. Hem gerektiği zaman benzin yakabiliyor, gerektiği zaman mazot yakabiliyor. O iklim ve o şartlara göre. Susuz hava ile soğutucu motor yaptılar. Hala Almanlarda var, Deutz firmalarında kullanılır. İki tane projemiz kabul oldu diyor. Bize, bana diyor o genç yaşımda motorlar kürsü diye bir Aachen Üniversitesi'nde kürsü başkanlığına getirildim diyor. İş orada başlıyor hocam zaten mücadelesi. 3-4 sene böyle orada güzel hayali hizmetler yapıyor. Tabii kendisini de geliştiriyor. Ekonomik olaraktan yani makine mühendisi olduğundan dolayı meslek açısından da. Bir gün diyor orada fabrikada diyor böyle dolaşırken bildiğimiz çiftçilerimiz çok kullanır. Su motorları vardır. Böyle bir diyor, şeyde depoda yanında Alman bir profesör mühendis arkadaşla gezerken buna rastlıyorlar. Baksak Türkiye yazıyor üzerinde. Adres Türkiye. Arkadaşına diyor ki o Alman'a bu diyor ne hayırdır bu nereye gidiyor ne diyor. O da diyor Türkiye'ye gidiyor bu diyor. Ya bu Türkiye bizim Türkiye bunu yapamıyor mu? Şurada diyor Almanlar buradan sizden alıyorlar su motoru neye gidiyor ya bir şey diyor. Herhalde yapsalar bizden ithal etmezler. Bugün diyor karar verdim diyor. Madem ki bizim ülkemiz bir çiftçimiz tarlasını, pancarını sulayacağı bir su motoru daha yapamıyorsa benim burada çalışmam, para kazanmam boş dedim diyor. Gidip orada bilgimi, ilmimi orada geliştirip de orada milletime, ümmete hizmet edip tüm ümmete faydam olsun anlayışıyla. Zaten Erman Hocam hep şöyle düşünürdü. Siyasette de öyleydi, ilmi çalışmalarında da. Bu çalışmaları ibadet olaraktan görürdü. Normal ibadet olaraktan bu hizmetleri öyle görür. O anlayışla çalışırdı. Geliyor biliyorsunuz Türkiye'ye dönüyor. Hatta Almanlar çok ısrar ediyorlar. Sen gitme işte Nobel ödülü alırız. Uluslararası dünya bilim şeylerinde çok öne çıkarırız. Burada istediğin şekilde maddi ne istiyorsan onu verelim biz senden faydalanalım sen bizden faydalanalım. Yok diyor ben kararımı verdim. Kararından vazgeçmiyor tabii. Türkiye'ye geldikten sonra İstanbul'da çok ortaklı Gümüş Motoru adı altında o gün itibariyle 850 kişi çalışacak konumda. Şu anda hala çiftçiler kullanır. Pancar motoru projesi tamamen yerli. Tamamen kendi projesi. Yayın projesi. Fabrikayı açıyor. Ve hala çalışıyor tahmini veya özelleşmiştir tam bilemiyorum da. Şu anda hemen hemen her köyde vardır. Çok da az cihar. Çok sağlamdır. İşe orada başlıyor. Daha sonra o devrim arabaları var biliyorsunuz. Devrim arabası diye tarihte Cemal Gürsel'in Cumhurbaşkanlığı döneminde 60 yılların sonunda bir projesi var hocanın. O projeye büyük katkısı var. Ortak yaptılar da ama beyin olarak gerek buydu. Orada engellediler yine bir törende çıktığı zaman benzin yerine su koymuşlar veya benzin kullanmışlar. Araba yarı yolda kaldı. O zaman dediler ki bu olmaz biz yapamayız anlamında. Anadolu biliyorsun meşhur. Bunlar yani engellenmişti doğrusu bir yerde. Engellediler. O olmadı. Yine bir yedek subayım diyor 1955-56'da hatırlarsam yine anlattığı bir sohbetinde dinlemiştim. Ben diyor makine mühendisi olduğumdan dolayı diyor Erbahan Hoca. Yedek subay askerdeyken diyor ben diyor askerinin diyor çeşitli diyor ihtiyaç maddelerini diyor Amerika'dan geliyor. Her şey Amerika'dan geliyor diyor. Listeyi bana yaptı. Sen yaptı makine mühendisi. İşte liste yap. Biz sipariş edeceğiz Amerika'dan. Önceki listelere baktım diyor. Emin ol diyor, kürek kazmaya var ne kadar listeye koymuşlar, yazıyorlarmış diyor. Böyle diyor, saçma diyor. Her şey oradan geliyor. Onlar ne veriyorsa onlar elimiz açar anlamında. Ben oraya şey yazdım. Dedim ki diyor, şu tezgah, makine tezgahlarını bize verin. Biz size yazdığımız diyelim ki 100 tane maddeyi biz burada imal edecek
imkanımız var. Yani tezgah istiyoruz sizden. Gönderdim diyor. O günkü diyor bu Amerikan'a o yetkili kişi kimse bu listeyi kim yaptı diyor emir subayına götüren o listeyi. İşte yeni bir şeyimiz var. Komutanımız o yaptı. Çağırın gelsin diyor. Çağırdılar beni diyor. Dedim ki bak bizi bunlarla oylamayın. Biz bunları yapabiliriz. Şu şunlar için bize yardım yapacaksınız. Bunu yapın. Yoksa hiç vermeyin. Hiç başka çaresine bakalım dedim diyor. İlk zaten Amerikan'a çatışması orada başlıyor. Hoca böyle devam etti. Süreç itibariyle yani siyasete niye girdi? Siyaset gündeminde yoktu diyor. Kendi ifadelerinde de var. Bu askeri bir toplantısına katılmıyor 60'lı yıllarda. Yine aynı anlattığı. Böyle beni hocaya çağırmışlar. Tabii milli düşünen emekli generaller falan da varmış içerisinde. Erman Hoca onlara demiş girişik verdim diyor. Bak ben Leopard tahtlarını daha iyisini burada yapabilirim. Bu bizim potansiyelimiz var. Ben bu işin beğeniyim. Bana imkan verin yapayım. Hatta o emekli generalin biri ağladı diyor. Erman Hoca diyor biz bunları biliyoruz ama bu bir siyasi irade ister. Yani yapamazsın böyle. Mümkün değil. Nasıl olacak ya? Bu devlet politikasıdır. Siyasi irade hükümetle olur. O zaman hoca siyasete bir karar alıyor. Tabii bunun bir manevi yönü de var yani. Sadece orada değil. Biliyorsunuz 7 tane Allah dostu istişareler yaparaktan rahmetli Erman Hocam Mehmet Said Kotku Hazretleri tabiiydi. Onlar da icazesini alaraktan bu yola çıktı. Ve çıktıktan sonra az önce de ifade ettim işte 70 yıllardan da bahsettik. Tüm engeller önüne çıkmaya başladı. Siz daha ilk selamun aleyküm diyorsunuz ama arkada çatışmaya giriyorsunuz. İster istemez bu olacak. Çünkü diğer siyasetçilerden bir farkı vardı hocanın. Dediğim gibi hizmeti Allah rızası için yapıyordu. Bu ülkeye, bu millete, bu ümmete hizmet etmenin bir ibadet olduğuna inanarak da yola çıktığı için ve öyle de yetişti. Kendisi çok bilgili ve donanımlı bir insandı. Ben 35 sene yakınlarında olduk, gittik geldik. Konuştuğu zaman karşısındaki insanı ikna etme şey çok yüksekti. O kadar güzel ikna ederdi ki o insanın ikna olmaması çok zor oluyor. Yani. Bu kadar bir Allah ona kabiliyet vermiş. Çok çeşitli meziyetleri vardı. Bunları ülkenin paylaştı tabii ki gücü nispetinde, milletin verdiği destek nispetinde. Bu çalışmalarının devam etti, geldi. Sonuçta Refah Yol hükümetindeki olaylardan dolayı şey oldu yani. Evet. 28 Şubat başına geldi. Başına geldi. Evet. Zaten 28 Şubat'ın nedenleriyle ilgili zaten düşüncelerinizi aktardık. Özellikle Sincan'da özellikle evet. Çevik 1'in tanklar yürütülmesinden sonra yaptığı açıklama işte biz siyasete balans ayarı yaptık dedi. Evet. Peki o 28 Şubat'taki Çevik 1'in siyasete balans ayarından sonra acaba sonraki süreç nasıl işledi? Neler yaşandı? Evet. Meşhur Milli Güvenlik Konseyi toplantısı oldu biliyorsunuz 28 Şubat akşamı. 9 saat sürdü. Bu merkez medya dediğimiz bu kartel medyası oraya adeta karagahını kurdu canlı yayla tüm dünyaya. İşte rahmetler olmaz, darbe olacak, içeri alınacak şu bu. Orada tabirca tam bir dayatma. Demirel Diren Cumhurbaşkanı. Benim Cumhurbaşkanım falan değildi. Ben açık söylemeyi oy vermem. Sevmezlikti. Toprağı bol olsun yine de. Askeri kışkırtılarının başlık rollerinden bir tanesi de oydu. Türkiye'de şu da ilginçti değil mi? Yani en çok oy alan bir siyasi parti var. Siz buna hükümeti kurma yetkisi vermiyorsunuz ve ikinci, üçüncü durumda parti olan Anavatan Partisi Mesut Yılmaz'a hükümet kurma yetkisini veriyorsunuz. Yani en büyük herhalde o zamanki Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in belki de siyasette yapması gereken belki de Necmettin Erbakan en çok oy almış partiye bu yetkiyi vermesiydi ama o zaman vermedi. Yani biraz ya başta, o süreçten sonra biraz daha evet. Gündem geliyor bu tarafa evet, doğru. Evet. Dediğim gibi işin başında Demirel bu işlere yanlışlık yapmaya başladı. Tabii iyi niyetli olmadığı ortaya çıktı dediğim gibi. Yani 80 yıllık ülkeyiz biz. Demokrasinin iyi kötü bir gelenek var, temayül var. Sen tutuyorsun, bir anda değiştiriyorsun dediğin gibi. İkinci, üçüncü partiyi hükümet, zorlama hükümeti kuruyorsun be. Orada
18 tane madde asker Demirel Başkanlığı'na dayatma yaptı. İşte bunun içinde kesintisiz eğitim altında 8 yıllık eğitim olacak. İmam hatiplere kapatma anlamına geliyor. Orta kısımları kapanıyor, üst kısmı da olmaz zaten. Evet, onu zaten bugün işte Müsiyat Televizyonumuz Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Arslan da AK Parti bir 28 Şubat'la ilgili bir konferansı vardı. Özellikle Mesut Yılmaz'ın Hacı Bektaş'a bir programa geldiğini ve geç geldiğini, geldiğinde de işte gecikme nedeninde bir müjdeyle geldiğini, bu evet. Müjdenin de işte 8 yıllık eğitim müjdesini verdiğini, yani aslında bunun Kur'an kursunun kapanacağı, yani imam hatiplerin kapatılacağı, bunun arka plandaki neden buydu. Müjde onu da müjde olarak Hacı Bektaş'lar takdim etmişti. Evet, öyle olmuştu. İşte bu dediğiniz gibi Hasan Bey'in ifade ettiği bu maddeler, çok madde, 18 tane tabii bunlar hayatımız olduğu kadar. Bu maddelerin tamamı milletin inancına aykırı, kültürümüze aykırı, geleneklerimize, maddi manevi adeta milletin idam fermanı anlamındaki maddelerdi. Tabii bunu Erbağan hocamızın veya o günkü Refah Partisi kadrolarını kabul etmesi mümkün değildi. Yani akla mantığa sığmıyor işte. Ama tabii karşı taraf kötü niyetli. İş çığırından çıkmış, tanklar caddede yürüyor. Medya, hatta o zaman sadece medya olsa, sadece iş adamları olsa, bu şu anki Aydın diye geçinen üniversite hocaları, akademisyenler şimdi de yapıyorlar ya, zaman zaman bildiri yayınlar PKK'yla ilgili. Anıtkabir'e çadır budur adeta. Orada bir laiklik elden gidiyor, Atatürk nerede duruyor, asker darbeye çağırıyorlar. Sadece onlar mı? Büyük bildiğimiz sendika patronları, sendika ağları vardı eskiden belli. Sendikalar ya bu kadar işçiye, köylüye, çiftçiye, memura, emekliye adeta Refah Yol Hükümeti Erbağan Hoca %100'ün üzerine zam yapıyor. Yani sokaklardan hiç çıkmıyorlar. Hükümeti aşağı indirmek için hükümete saldırıyorlar. Protestolar hiç bir tane iyi niyeti düşünmüyorlar. Refah Yol yıkılsın. Bu durumda tabii ki bunun rahmetli Erbağan Hocam istifa etti. Baktı bu iş daha kötü gelecek. İstifa edildi ama Tansu Çiller'den de anlaşıldı. Bir yıl devam edecek. Hoca bir yıl devam etmiş oldu. Bir yıl sonra protokolde de vardı o zaman. Tansu Çiller başbakanlığında yeniden hükümet kurulsun diye. Hatta imza toplanıldı. 278 falan konuyu alacak şekilde imza toplatıldı. Muhsin Yazıcıoğlu rahmetli analım. O da meclisteydi birkaç milletvekili. O da destek verdi. Hatta rahmetli Erman Hocam dedim ki Tansu Çiller'e Demirel'e bak güvenme dedim diye. Senin de genel başkanın. Ben onun avucumu içi bilirim. Hükümet sana kurdurmayabilir dedim diye. İmza toplayalım. İmzaya gerek yok demiş Tansu Çiller. Biz demiş ya, benim genel başkanım. Doğru yolun kurucusu. Doğru yolun genel başkanı bana şu an cumhurbaşkanı ama şey yapamaz. Hayır dedim demiş hoca. 278 tane milletvekiline tamamına biz Tansu Çiller başkanlığındaki hükümete destek vereceğiz. Gön önünde hükümet olmalarına iki partinin rahmetli Yazıcıoğlu'nun 3-5 milletvekili vardı. Onlar da dahil. Ona rağmen Demirel rahmetli Erbağan Hocam istifa etmez. Hani meşhur tabiri var. Dündündür, bugündür anlayışıyla birkaç gün içerisinde Cin Doruk Günen o günkü Demirel'in yardımcısı A takımından şahsa doğru yoldan 50'ye yakın 45-50 tane milletvekili istifa ettirildi. Kendi partisini böldü. Ve hatırla Şemsiye ableminde bir parti kuruldu. Demokrat Parti. Hatırımda kalmadı. Bütün sistemi zorlayarak diğer işte o gün Ecevit'in partisi vardı. Mesut Yılmaz'ın vardı. Buradan 50 milletvekili oyuna geçince çoğunluğu elde ettiler onlar. Üçüncü, dördüncü, beşinci neyse o Ufak Tevk Parti'yle bir yere topladılar. Hükümeti kurdular. Bunların tek bir kuruş amaçları vardı. Zaten bu pazarlar yapıldı. O 18 madde uygulanacak. İşte Refah Yol dönemindeki bu Amerika İsrail ile ilgili çeşitli anlaşmalar, durdurulan anlaşmalar göre önü açılacak. Ve eski düzen, belli soygun düzen devam edecek. İlk gelişler havuz sistemini kaldırdılar. Zaten bir şey yapamazlardı. Çekiç uç gitmişti, getirme şansları yoktu. Kumarhaneler kapanmıştı, onu açamadı. Boru hattını kapatamadı ama milleti müthiş bir
ikiye ayırdılar, fişlediler tabiri caizse. Hatta hatırlarsanız o zaman yeşil sermaye diye işte dönerci, börekçi, çörekçi ve varına kadar Anadolu insanının sermayesi olan ilk az çok iş yapan insanları mağdur ettiler. İş yerleri iflas etti. Ve 10.000'in üzerinde devlet kadrolarında milli ve manevi değerlere bağlı, milli düşünceye sahip, yerli dediğimiz bu memleket için ileri gitmesi için, milletin kalkınması için gece gündüz çalışan işte öğretmeniydi, bürokrasiydi, memuruydu, işçisiydi, her konudaki, her alandaki insanımızı işinden ettiler. Bunlar çok acı mağduriyetler yaşandı. İşte askeriyeden toplu atmalar oldu, namaz kılıyorsunuz, abdest alıyorsunuz diye. Yaş kararlarıyla biliyorsunuz. Ve aynı zamanda daha da acıları, başörtüsü durumu o kadar katlandı ki özel sektörde dahi başörtüsü örtüme yasakladılar. Şirketlerde, sürücü okullarında, yurtlarda, vakıflarda bu kadar bu işin suyu çıkmıştı. Müthiş bir zulüm var her yerde. Böyle bir süreç oldu. Sonuçta kim kaybetti? Millet kaybetti, ülke kaybetti. Hatırlarsanız siz de ifade ettiniz. O gün itibariyle rahmetli Erbaş Hocam, daha sonra da partisi kapandı. Tabii ki süreç devam etti. Kameralar karşısına aldı. Orada millet şunu da bekliyordu hatta. Tabii Refah Partisi çok radikal taban olan bir partiydi bugün itibariyle. Çok organize olmuş bir partiydi. Avrupa'da bunun mensupları var. Dünyanın her tarafında hemen hemen. Türkiye'de. Partisinin ellerine bağlı olan bir topluluktu. Parti kapalırsa işte sokaklar olayları başlar. Ülkede sıkıntı olur diye. Vatandaşın tedirgin de oluyor da ister istemez. Hatta Çevik biri de sanırım bir açıklaması vardı. Gerekirse layıklık adına bir iki milyon kişi ölse ne olacak ya? Biz bunu bile göz aldık diye bunu medyaya düşmüştü o zaman. Böyle bir korku ve endişe içerisinde o süreç yaşanırken Erbakan Hoca çıktı, televizyonlar karşısına aldı. Partisi de kapandı 5-6 ay sonra, 28 Şubat'tan sonra. Dedi, bakın dedi, bu dedi bizim tarihimize nokta kadar önemi yok dedi. Biz bu milletin hizmetkarıyız. Asla bu millete, vatana sıkıntıya soracak bir eylemde bulunamayız. Evet, partimiz kapanmıştır. Çok zalimane işler yapılmıştır, haksızlığa uğramıştır ama bu abdest bozmak kadar bir önemli bizim için dedi. Biz abdestimizi tadır, yeniden başlarız. Herkes evine otursun, işine baksın. Bunlar açılır, ülkemiz sıkıntıya girmesin gibi şeylerle, ifadelerle milleti ve ülkeyi rahatlattı. Çok müthiş bir şey. Hatta ben bunu bir zaman Emin Çöleşen diye bir adam var biliyorsunuz. Evet. O Mustafa Balıbay, Yavuz Donat, NTV'de sürekli kapılar kapalı kapılar arasında bir programları vardı. Refah Yol Grubu'da onları oraya tutturdular. Sürekli vururlardı Erbakan Hoca ve hükümete. Tabi öyle Allah-u Teala öyle intikamlar alıyor ki yani düşmanınızda sizin haklı olduğunuzu aynı medyada, aynı televizyonda, aynı ekranda söylettiriyor. Ben kendim şahit oldum buna. Bu 2001 krizinde hatırlarsanız o zaman Ecevit'in başkanlığındaki hükümet Ahmet Necdet Sezer'le birlikte bir tartışmalarında, yani Milli Güvenlik Kurulu toplantısında bir tartışmaya girmişler içeride. Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanı anayasa kitapçığını Ecevit'e fırlatmış. Yani neyi aralarında o zaman söylememişler de hatırımızda kalmadı. Tabi orada bayağı bir mücadele olmuş. Birbirlerine bayağı şey yapmışlar. Ve medyaya çıktı Ecevit. Bunu Emin Çöleşen anlattı. Ben televizyonda izlediğimi anlatıyorum. Hatta biz de izledik o zaman. Dedi ki devletin tepesinde kriz var dedi. Televizyonlar soruyor tabii. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı bitmiş. Böyle içeride olaylar olmuş. İçeri yansıdı tabii bu. Ecevit titreyerekten dedi ki devletin tepesinde kriz var. Bu bir krizdir. Böyle böyle bize Cumhurbaşkanı kitapçıyı fırlattı. Sorun, büyük bir sorun çıktı. Sorunla karşılaşıyoruz. Sorun, ülke sorunları var falan diye. Ve o günün ertesi günü işte Mart dolar vardı o gün itibariyle. Müthiş yükseldi. Ekonomi Allah Allah oldu. Şey diyor ki Emin Çolaşan, Necmettin Erbakan diyor 9 saat içeride diyor Milli Güvenlik Kurulu 28 Şubat'ta diyor. Hatta da sıktılar, suyunu çıkarttılar ama dışarı çıkınca dedik güderekten. Sorularımıza şu cevabı verdi. Niye bu kadar çok Sayın Başbakan uzun sürdü Milli Güvenlik? Darbe mi olacak? İçeride
herhangi bir mücadele mi var? Ne var bu? Neyin nesini soran gazetecilere, hayır, biz büyük bir ülkeyiz. Ülkenin çok büyük sorunları var. Değerli içerideki Milli Güvenlik Kurulu kardeşlerimizle enine boyuna uzun boydu bunlar tartıştık. Gülerek diyor. Çıktı geldi diyor. Ben işte devlet adamlığı budur diyor. Düşmanları dahi daha hocam ölmeden bunları böyle takdir ettiler. Rahmetli Erbakan Hoca buydu. Ama şimdi tabii çok arıyor millet. Geçti. Hocam görevini yaptı gitti bize göre. Biz buna inanıyoruz. Evet. O zaman şöyle toparlarsak başkanım. 28 Şubat'ın başlangıcı ve sonucunu değerlendirirsek acaba burada ne sonuç ortaya çıkacak? Neler kazanıldı, neler kaybedildi? 28 Şubat ülkemizin bir dönüm noktasıdır. Elbette ülkemizde çok tarihimizde darbeler yaşanmıştır. Ama 28 Şubat hepsinden farklı olarak da yapılan bu darbe, postmodern darbe dediğimiz askerler ve diğer sivil gruplar işin merkezinde olmasına rağmen meclis kapatılmamış. Sadece bir kesim üzerine, bir parti ve onun mensupları üzerine veya dolaylı onun seçim alanındaki gruplar üzerine yapılan bir darbe görüyoruz burada. Burada bürokrasi var, sivil toplum kuruluşları ve askerin işbirliğiyle medya, işte akademisyenler, iş adamları, iç ve dış. Tabii 28 Şubat'ın dışındaki de çok önemli şeyler var. Hatta o zaman İsrail Cumhurbaşkanı Weizmann, ben Demirel dostumu iyi tanırım, Erbakan, Necmettin Erbakan'ı uzun vadeli iktidarda tutmaz diye açıklamaları oldu o zaman, daha güveni alamaz. Evet. Türk askeri buna tahammül edemez anlamında ifadeler oldu. Dışarıda da tabii ki çok bu işin refah yolunun bitmesi için 28 Şubat olaylarının olması için destek alındı o gün itibariyle. Tabii 28 Şubat olduktan sonra şimdi şöyle baktığımız zaman bu Avrupa medeniyeti denen bir Avrupa ve Amerika olsun ülkeyi idare eden üst akıl, küresel emperyalizm dediğimiz Siyonizm, bunlar yeryüzünde yıllardır Osmanlı yıkıldıktan sonra sömürülü düzenlerini devam ettirebilmesi için özellikle Türkiye gibi bir 2000 yıllık tarihi olan 16 sefer Cihan İmparatorluğu kurmuş bir ülkeyi, medeniyet kurmuş bir ülkelerdeki insanların boş bırakmayacaklarını biliyorduk. Bundan dolayı bunların işine gelmedi, buradaki uzantıların işine gelmedi. Bu millet adına çalışan Refah Yolu Hükümeti'ni bitirmek adı anlamına bütün güç ve gayretlerini ortaya koydular. Evet, sonuçta dediğiniz gibi hükümet ayrılındı. Kendi zihniyetinde hükümeti getirdiler. Ülke ne kaybetti? Çok şey kaybettik. Bugün ekonomik olaraktan belki bir 10 yıl, 20 yıl daha ileride olabilirdik. Yine bu acılar yaşanmazdı. Bugün binlerce, on binlerce genç kızımız tıp fakültelerinden, hukuk fakültesinden, değişik okullarımızdan, kimi ikinci sınıfta, kimi bir kısmı işte diploması gelmiş, o anlamlarda büyük mücadele etmişler ve emek vermişlerken bunlar mağduriyet yaşadı, bunlar okullardan atıldı biliyorsunuz. İşte 10 bin kişinin üzerinde memuriyetinden oldu. Bütün bunların dışında bir en iyi niyetle iyimser bir hesaplamaya göre 50 milyar dolar Türkiye'nin öz kaynaklarının sömürüldüğünü ama genel kanaat 200 milyar civarında ülkenin zarar ettiğini milyar dolar tabii ki bu bütçesinden ve kaynaklarından hortumlandığını hatırlasın o zaman 25 tane banka battı. Çuvallarından bankalardan para götürüldü. Bankalar iflas etti. Şimdi şöyle vatandaş şunu da unutuyor çabuk. Bankaların içi boşaltıp da bana ne diyemeyiz yani. Bu yerleşik düzen öyle bir sistem kurmuş ki özel banka açmış vatandaşı açtırmış. Demiş ki sen vatandaş tasarruflarını topla orada. Eğer iflas edersen vatandaşa da güvence vermiş. Ben genel bütçeden karşılarım bunu diye. Böyle bir sistem kurulmuş. Şimdi tabii ki bankalar iyi niyetli olmadığı için bir kısmı, tabii hepsi değil, bunu ayırt etmek lazım. Devletin içindeki bürokrasiden de falan işleri var bunların. Bunlar bir değişik bir banka şirket kuruyorlar, oraya aktarıyorlar, içini boşaltıyorlar. Bu para kim? Milletin parası. Evet. İflas edince devlet ödüyor bunu. Devlet kimden alıyor? Vergiyle bizden alıyor geri. Geri bize fatura millete çıkıyor. Böyle bir düzen vardı.
Oradan büyük bir götürme oldu. Tabii ekonomi bütçeler boşalınca daha sonra 2000'li krizi ona dayalı devam ederekten geldi. Temelinde tabii bunlar var. 28 Şubat'tan sonra da bu gelişmelerden dolayı ekonomi dibe vurduktan sonra 2001 krizi patladı. Süreç devam etti geldi. Burada kim mağdur oldu? Rahmetli Erbakan Hoca elbette partisi kapandı. 5 yıl siyaset yasağı geldi. Çok bedel ödedi manevi olarak da maddi olarak ama esas kaybeden millet oldu. Ülke oldu. Hatta ümmet kaybetti. Çünkü ümmetin başı Türkiye'dir. Tüm İslam aleminin. Yani bu istese istemese de Allah-u Teala bu millete böyle bir şey vermiş yani. Yani şu anki baktığımız zaman İslam coğrafyasına ülkemizden başka tüm yapılan zulümlere karşı direnen tek ülke biziz. Millet olarak da. Böyle olduğu için bu 28 Şubat yapanlar vebalden ne bu dünyada ne bir öpür dünyada bunun bedelini vebalini ödeyecekler. Biz buna inanıyoruz yani. Evet, tarih sayfalarına kara bir leke evet. olarak bu yazıldı ve inşallah bundan sonra bu türlü şeyler bu millet olarak halk olarak bir kez daha yaşamayız diyoruz. İnşallah. Sayın Başkanım özellikle biraz da ülke gündemiyle ilgili de düşüncelerinizi almak istiyorum. Özellikle son günlerde terör olayları da gittikçe tırmanıyor. Evet. Bununla da ilgili düşünceleriniz nedir? Şimdi terör olayları evet ülkemizde son aylarda bitti derken yeniden bir numara olaraktan bir numara sorun olaraktan ülkemizin maalesef gündemi merkezine oturmuş durumda. Millet olaraktan canımız yanıyor. Ülke kaynakları baktığımız zaman maddi manevi heba oluyor tabiri caizse. Orada gencecik bu ülke evlatları genç yaşlarında toprağa düşüyor, şehit oluyor. Oradaki, o bölgedeki yaşayan insanlar da bizim insanımız tabii ki. Bunlar da bu işten çok ızdırap çektiğini görüyoruz medyada olsun, oradan gelenler de duyduğumuz kadarıyla. Onlar da osandı tabii bu 35 yıldır, 40 yıldır devam eden bir süreç. Bunun tabii bildiğiniz gibi bu terör olaylarının çok nedenleri var. Bütün bu olaylar bu milletin tarihinden gelen, bu milletin yeryüzünde maddi ve manevi kalkınmış şekilde birlik beraberlik için içerisinde olduğu sürece az önce ifade ettiğimiz gibi bu ülkeleri sömüren, dünya idaresini elinde tutan üst akıl dediğimiz batı, bunlar ölçü olaraktan biz Müslümanlardan farklı olaraktan kaba güç dediğimiz gücü üstün tutarlar, üstün tutuyorlar. Güç olaraktan merkezlerinde güç var. Güçlüyse ben haklıyım anlamında, istediğimi yaparım anlamında bir anlayışla ülkeleri, dünyayı sömürüyorlar ve idare ediyorlar. Şu anda güçlüler. İşte dedim ki insanoğlu var olduğundan bu tarafa dünya hakimiyeti için hakkı üstün tutanlar bir tarafta, gücü üstün tutanlar bir tarafta olmuştur. Bir baktığımız zaman işte Hazreti İbrahim döneminde kadim medeniyetlerin başlama süreci oradan bilindiği kadar başlar. Orada Nemrut'la şeyde başlamış mücadele. Oradan başlar aslında mücadele. Bunu anlatırsak mesele daha iyi anlaşılır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ilahi kaynaklı prensipleri o gün halkına anlatmaya kalkınca o günkü başta olan Nemrut düzeni tabii bunu kabullenemedi. Güç bende diye anlayışıyla çok güçlüler ekonomik olarak da silah o gün itibariyle. Bir mücadeleye girildi orada. Sonuç itibariyle Hazreti İbrahim kazandı bu mücadeleyi. Bir dönem yaşandı. Daha sonra Musa Firavun dönemi var. Orada aynı dediğimiz gibi bir hakkı üstün tutan zihniyet ve gücü üstün tutan zihniyet Hazreti Musa Aleyhisselam'ın ilahi prensipler doğrultusunda ve şeyinde yapmış olduğu mücadele Allah'ın da yardımıyla peygamberle tabii bunlar. Mücadele kazanıldı bir dönem geçmiş. Daha sonra Roma dönemi başlıyor. İsa peygamber dönemi. O da yine aynı ilahi prensipler üzerinde yeni bir düzen getiriyor. Bu gücü ve üstün tutan o günkü Roma dönemindeki mücadeleyi
Hazreti İsa Peygamberimiz başarıyor ve düzeni sağlıyor. Bir düzen öyle gidiyor. Ya bu en son Resulullah dönemi başlıyor biliyorsunuz. 1400 önceki Resulullah döneminde yine aynı. Yine dünyayı o gün itibariyle yönetenler veya sömürenler, o gün söz geçirenler müthiş bir zulüm var. Sömürü var. Köle düzeni var tabiri. Köleler, insanlar köle gibi satılıyor falan. O karanlık bir çağda Hazreti Muhammed Efendimiz, bizim Peygamber Resulullah aleyhisselam Allah'ın indinâresiyle peygamberini ilan ediyor. Yine ilahi prensipler üzerinde yeryüzüne İslam dinini ve İslam medeniyetini uygulamalarda başlıyor biliyorsunuz. Daha sonra dört büyük halife yine ilahi prensipler üzerinde devam ediliyor. Emeviler, Abbasiler ve en son 2000 yıllık tarihimizde, 1400 yıllık, 1000 yıllık, son 1000 yıllık tarihimize baktığımızda Osmanlı, Selçuklu Osmanlı devam ediyor. Yine Osmanlı inancımız gereğince bizim atalarımız, ecdadımız hakkı üstün tutan, adaleti, hoşgörüyü sadece Müslümanlara değil, tüm yeryüzündeki ezilen, sömürülen, zulüm gören haklara sahip çıkma anlamında olsun, idare anlamında olsun, aşağı 600 küsur yıl, 632 yıl Osmanlı ecdadımız 3 kıtada güzel hakimiyet kuruyor. Bütün Haçlı seferlerine rağmen bu milletin bu kendi tabiyesi şeyindeki coğrafyasında yaşayan insanları bir arada tutmayı başarıyor. Halk ve hukuk noktasında onları idare ediyor. Son 150 yılımıza geldiğinizde Osmanlı'nın zayıflaması dönemine baktığımızda tabii bu batılılar, bu gücü üstü tutanlar bir türlü Osmanlı'yı Haçlı seferlerine yenemeyeceklerini anlayınca içeriden dediğimiz gibi adları İslam adı olabilir ama bunlar sabataist ve dönme dediğimiz kumaşı dışarıda dokunmuş, milli ve yerli olmayan ama Türk vatandaşı olup bugün itibariyle Osmanlı çeşitli kademlerinde önemli bürokratlı yerlere gelmiş, asker içinde var, yönetim kadrolarında hatta saray içinde olan insanlar. Selanik'te biliyorsunuz Sultan II. Abdülhamit'ten idarede Osmanlı padişahlarından. Osmanlı'nın en karışık dönemi ama bir karış toprak vermiyor. Selanik'te bu işi yapmak için adımlar atıldı. Selanik'teki bu oluşum olmadan önce 1897'de İsviçre'nin Basel şehrinde Theodor Herz diye İsrail'in kurucusu bir toplantı yaptı orada. Bütün dünyadaki Yahudileri topladı. O gün itibariyle kendilerine göre düşünür, işte iş adamı, yazarı, ileri gelen adamlarını topladı. Bir toplantı yaptılar. Bu toplantıya gitmeden önce de zaten bir geldi Sultan Abdülhamit'ten biliyorsunuz Filistin'den toprak istedi. Dedi ki Sultan Abdülhamit'e bak sizin borçlarınız var. Birçoğunu ödeyelim. Oradaki Filistin'den bize yerleşim için biraz yer toprak satın. 2-3 katına da para verelim. Bize para çok anlamında. O rahmetlinin ifadesi çok önemli, enteresan. Şehit kanı alınan yer ancak savaşından alınır. Öyle bir toprak satılı toprak yok bizde diye dedi. Ve huzuruna tabiri caizse kovdu Theodor Herz'i. Ondan sonra o toplantıyı yaptılar orada. Dediler ki biz bu Sultan Abdülhamid savaşına giremiyoruz. Gittik, iyi niyetli davrandık, parayla yer vermiyor bize. Biz de mutlaka Filistin'de bizim kutsal topraklarımız, Kudüs diye biliyorsun, onlar da genel olarak kutsal sanıyorlar. Devletimiz, yerleşik düzenimiz olması lazım. Dünyada perişan halde yaşıyoruz. Ne yapalım? 3 tane karar çıktı oradan. Bir tanesi Sultan Abdülhamid Han bir şekilde tahttan indirilecek. 2. Osmanlı yıkılacak. 3. Bu yerli ve milli olan Türkler Osmanlı idaresinde olmayacak şekilde düzen kurulacak anlamında 3 karar aldılar. Bu işin başına Emine el-Karasu diye İtalyan masonlarından, Üstad-ı Azamlarından Emine el-Karasu'yu görevlendirildi. O gün itibariyle de bu Endülüs İspanya Endülüs'te İmparatorluğu yıkıldıktan sonra oradan gelen biliyorsun Yahudiler vardı. Birçoğunluğu o zaman oraya yerleştirmiş Osmanlı ecdadımız. Bunlara biz sahip çıkmıştık o zaman hatırlarsanız. Orada başlatılması karara verildi. Ve bu Emine el-Karasu orada organizeye başladı. 5 yıllık bir çalışma dönemi var. İttihat Terakki
şemsiyesi adı altında. Son itibariyle saraya yürüdüler bunlar Sultan Abdülhamid'i indirmek için. Bu kim bu Sultan Abdülhamid Han'ı iktidardan indirmek için uğraşan? Osmanlı askeri, bürokrasi değil mi yani, dış güçler değil. İşin garip tarafı, bizi üzen Mehmet Akif rahmetli de olmak üzere Said Nursi Hazretleri, değişik Hilmi Tunal Hazretleri, buna benzer aklıma gelen büyük bu o gün itibar toplum önderleri, kanaat önderleri de sultanım insin diye öyle algı yönetimler o zaman da vardı. O zaman da medya onların elinde. Ve sonuç itibariyle Sultan Abdülhamid Han bunlar saraya dayandılar tabii bu asker olarak da. Askerin birçoğu oraya geçti. Hatta sarayın güvenlik muhafız alay komutanı diyor ki sultanım diyor. Biz bunları tepeleyebiliriz diyor. Bunlara öyle teslim olmayalım. Vermeyelim sarayda koltuğumuzu, şeyimizi, idaremizi. O da diyor ki nasıl mübarek bir insan. Ben diyor Müslüman kanı dökülmesini istemiyorum diyor. Madem ben isem koltuksam, dava taktısa buyursunlar gelsinler. Ve öyle ayrıldı biliyorsunuz o zaman. Böyle bir Allah dostuydu tabii. Çok mübarek bir insandı. Ve biliyorsunuz bunlar idareye geçti bu İttihat Terakki olaraktan. Birinci Dünya Savaşı başladı. Bunlar da ona katkı da yaptılar ister istemez. Osmanlı milyonlarca kilometre kare yere hükmederken bakıldığı zaman bak bu Sultan Abdülhamid Han dönemindeki idarenin döneminde hala Akdeniz bizim kontrolümüzde. Libya, Cezayir, Mısır, Hicaz bölgesi bu yanına geç, Suudi Arabistan, Irak, Suriye, yukarıdan Kırım, Gürcistan, Balkanların büyük bir bölümü batı tarafında hala bizim Osmanlı'nın kontrolünde, bizim idaremizde. Sultan Abdülhamid indir indirmez, tabi tezgah farlı başka, bu idare Osmanlı'nın dağılmasını adeta önleyemediği gibi yanlış kararlarla hızlandırdılar. Ve sonuç itibariyle Osmanlı yıkıldı. Şu anki elimizdeki kalan Anadolu'muz 7800 metrekare bir bırak milyon kilometrekare yerimiz var. Böyle devam etti. Ülke kuruldu tabii ki. Yeniden yeni bir ülke kuruldu. İşte yine işin garip tarafı başta Çanakkale Savaşı'nda olmak üzere o Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadelede bu ülkemizin milli ve yerli olan manevi yüksek olan vatan evlatları o savaşlarda gönüllü gittiler. Çok büyük mücadele verdi. Çoğu şehit oldu. Okumuşu, yazarı, çizeri, toplum önderi. Tabii bu dönmeler o gün itibariyle kendilerini sakladılar. Yeni Osmanlı, yeni Türkiye Cumhuriyeti kurulunca bürokrasi de özellikle yerlerini aldılar. Birçoğu da okumuş kişiler. Böyle bir düzen kurdular bunlar. Böyle devam ederken bu düzen çok ne zaman kadar sürdü? 50 yıllara kadar sürdü. Onlar dediği oldu. Hatta tek partili dönemler vardı biliyorsunuz. Millete çok eziyetler edildi. Menderes rahmetli biraz bu işi gevşetti. Daha sonra Özal'da gördük bunu. Rahmetli Erbakan hocam gelince aynı güçler bu ülkede devreye girdiler. İşin kaynağında bu var. Şimdi o süreci, tarih süreci, anlattığım sürece baktığımız zaman bu mücadele devam edecek zaten. Bugün de Erbakan hocayla uğraşırlar. Yarın bir başkasına uğraşırlar. Farklı senaryolarla yine milletin önüne çıkacaklar. Çıkacaklar. Bizi kolay kolay rahat bırakmayacaklar. Bu adeta bir savaştır. Sen zaten ben Müslümanım, hele Türk'üm diyorsun, başın belaya girmiştir herhalde. Çünkü tarihin var onun. Ben Müslüman bir Türk'üm dediğin zaman, ben bir ara Almanya'da kaldım. Adamlar İslam dediğin gibi Türk diyorlar zaten. Yani Türk demek İslam demek Avrupa'da. Bu kadar özdeşmişsin yani. Niye? Yani şöyle yani tarihe baktığımız zaman Fatih'ten belli. Ülkemiz böyle. Hep adaletle onların şeyine çomak sokmuş, liderlerine karşı çıkmış. Yani teröre gelince terörde de yapılamıyor. Ülke ayağa kalkmasın. Bir gün PKK olur. Yarın Ermeni Asala olur. Veya bir başkası çıkar. Milletimiz de biliyor, biz de biliyoruz ki PKK diye bir olay yok. O işin markası ve damgası. PKK'nın arkasındaki güçleri çok. 20 tane şu anda devlet resmi açıklaması vardı. Bakanlar zaman zaman söylüyor. 20 tane ülke destek veriyor. Oradaki vatandaşımız da inşallah bunu anlar, daha iyi anlarlar. İyi olur inşallah. Akıllarımızı başına alır. O PKK'ya giden onlar da o vatanın evlatları kanmazlar. Onlar da ölmesin, asker de ölmesin, güzellikler olsun. Ülkemiz ileri gitsin. Tüm ümmete sahip çıkalım tarihte olduğu gibi. Biz bunu düşünüyoruz, bunu istiyoruz.
Evet. Başkanım teşekkür ediyoruz. Son olarak programımıza kapatacağız. Neler söyleyeceksiniz değerli izleyicilerimize? Kısaca mesajınızı alalım. Başta bu fırsatı verdiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Bizi izleyen değerli hemşehrilerimize, internet üzerinden de sanırım izleniyor, tüm dünyadaki izleyicinize saygılarımızı sunuyoruz. Bize zaman ayırdıkları için size de. İnşallah hayırlı olur tüm bu gelişmeler. Ülkemiz önemli bir ülkeyiz biz. Tüm ümmetin gücü bizde. Birlik beraberlik içerisinde inşallah manen ve madden kalkınmış bir ülke olaraktan yine tarihte olduğu gibi yerimizi alırız. Bu ümmetin başı oluruz. Bu gücü üstü tutan bu batılıların gücünden korkmamamız lazım. Çünkü biz inanan insan güçlüdür her zaman. Rahmetli Erbaan Hocam'ın sözüyle bitireyim. İman varsa imkan vardır her zaman demiştir. Hayat diye sorulduğunda hayat iman ve cihattan ibarettir demiştir. Bu İslam tarihinde Resulullah'ın döneminden belli. Bunlar ispatlanmıştır. Böyle bir anlayışla inşallah ülkemiz maddi ve manevi kalkınmış olaraktan daha ileri gideriz diye dua ediyoruz, ümit ediyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz. Evet, Başkanlar Konuşuyor programımızın sonuna geldik. Necmettin Erbakan Vakfı Kırşehir Şube Başkanı Sayın Necip Yavuz programımızın konuydu. Özellikle 28 Şubat'la ilgili ve Necmettin Erbakan, rahmetli Necmettin Erbakan Hoca'nın yaşamış olduğu siyasi süreçle de ilgili bizlere önemli bilgiler aktardı. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Evet, bir başka programımızda başka konu ve konuklarla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.